arkası yarın. At Çalığı Mehmet Efe 20. Bölüm. Yapım ve yönetim Mehmet Köseoğlu. Radyoya uyarlayan Tayfun Türkili. Seslendirme yönetmeni Yaşar Özdemir, Neslihan Gürgün. Kayıt ve montaj Mustafa Özcan. Yanında çalıştığı Sarı Süleymanoğlu adındaki beyin güzel kızı Emine'yi kendisine vermedikleri için beyin kahyasını bıçaklayarak dağa çıkan Kel Mehmet kısa zamanda ünlü bir efe olur. Önce kızını başka biriyle evlendirmek isteyen Sarı Süleymanoğlu'nun damadını dağa kaldırır, daha sonra kendisini öldürtmek için kiralayan Gaddar Efe adlı bir eşkıyayı, ardından Kara Efe denilen namlı bir eşkıyayı öldürünce ününe ün katar. Bu arada çok zengin bir çiftlik sahibi olan Burhan Bey'den de 20 bin altın haraç alınca İstanbul hükümeti Aydın'a acımasız yönetimiyle tanınan Raşit Bey adında bir vali vekili tayin eder. Kendisini yakalamak için halka ağır işkenceler yapan Raşit Bey'e karşı Kel Mehmet isyan bayrağı açar. Önce mektupla Raşit Bey'i tehdit eden Kel Mehmet ardından onu Sarı Süleymanoğlu'nun çiftliğinde yakalayarak bir güzel döver. Bir gün sonra Kel Mehmet'in yerini öğrenen Sarı Süleymanoğlu bu haberi valiye bildirmeye giderken bunu duyan Emine kız Mehmet Efe'ye haber verince yakalanmaktan kurtulur. Bunun üzerine vali muavini kendisine ihanet ettiğini zannederek Sarı Bey'le kahyasını zindana kapatır. Kendisinin bulunduğu yeri haber veren ve en yakın iki adamını yakalatıran müzeviri öldüren Kel Mehmet cezaevine düşen arkadaşlarını kurtarmak için harekete geçer. Efendim, Çopurlu Ali'yi getirdim. Alayım huzurlarınıza. Al çavuş. İçeri girin. Siz ikiniz mahkemece ölüme mahkum edildiniz. Şeriatın kestiği parmak acımaz. 3 gün sonra asılacaksınız. Elbette bu işe girerken başınıza gelecekleri biliyordunuz. Durmadan insan soydunuz, insan öldürdünüz. Yalan! Adam soyduk ama insan öldürmedik biz. Soyduklarımız da zengin çiftlik sahipleriydi. Onlardan aldıklarımızı yoksullara verdik. Kapayın çenenizi. Yaptıklarınız eşkıyalıktan başka bir şey değil. Günün birinde yakalanacağınızı aklınızdan geçirmediniz. Ama bu işin sonu böyledir. Ya kurşunla ya da asılarak cezanızı göreceksiniz. Şimdi sizi ölümden ancak ben kurtarabilirim. Ve bu yüzden de size son bir teklif yapmak istiyorum. Tabii bunu kabul edip etmemek de size kalmış bir şey. Nedir teklifiniz? Eğer bana sizleri bu işe sürükleyen Kel Mehmet'i teslim ederseniz, yani onu yakalamama yardım ederseniz, ben de işte söz veriyorum ki sizi affederim. Ne diyorsunuz? Ne diyelim, kaderimiz böylemiş. Biz de kaderimize boyun eğmekten başka bir şey yapmayız. Ayrıca Mehmet Efe'nin nerede olduğunu bilemeyiz ki. Siz bilirsiniz. Onun saklandığı yerleri herkesten iyi bilirsiniz. Boş yere kabadayılık yapmayın. Söyleyin Kel'in yerini, ikinizi de affedeyim. Bulunduğu yeri ancak Allah bilir. Ama eğer bilmiş olsak da söylemezdik zaten. Söylemez miydiniz? Söylemezdik tabii. Yani bile bile asılmaya razı olurdunuz, öyle mi? Elbette. Nasıl olsa hep ölmeyecek miyiz beyim? Ha yorganda ha urganda fark etmez. Sen de çopur gibi mi düşünürsün Ali Efendi? Evet, çopur doğru söylüyor. Kaderimizde olan nasıl olsa karşımıza çıkar. Ama biz Efe'ye her ne olursa olsun ihanet etmeyiz. Ya. Çavuş! Götür bu iki iti zindana. Duyduk, duymadık demeyin. At Çalı Kel Mehmet'in adamı olarak yakalanan iki azılı haydut yarın ikindi vakti Aydın Meydanı'nda asılacaktır. Duyduk, duymadık demeyin. Bakalım bu haberi duyunca At Çalı Kel Mehmet Efe ne yapacak?
Herhalde seyirci kalmayacaktır. Bana da öyle geliyor. Kelefe ne yapar eder, kızanlarını kurtarır. Kurtaramasa bile Raşit Bey'i öldürüp intikamını alır. Öldürsün. Yetti bu adamın yaptığı ya. Söylediklerimi bir bir yerine getiresin çavuş. Kel denen bu haydut adamlarının asılacağını seyretmez. Mutlaka onları kurtarmak için ortaya çıkacaktır. İşte o zaman onu yakalayacağız, tamam mı? Tamam beyim. Bütün giriş çıkışları tutun. İdam bitinceye kadar kimseyi şehre sokmayın. Böylece Kel'in adamlarının gelmesini de önlemiş oluruz. Çavuş giysisi nasıl durdu üstümde Emine? Hiç gitmemiş. Efe kıyafeti daha çok yakışıyor sana Mehmet'im. Meraklanma, bunun altında Efe kıyafetim de var. Ama işimizi bitirinceye kadar bunu giymeye mecburum, biliyorsun. Üzerine zaptiye çavuşu kıyafeti giyerek zindana girebileceğini umuyor musun Mehmet? Tek ben değilim Eminem. 20'ye yakın kızanım var. Onlara da zaptiye giysisi giydirdim. Peki zindan önünde nöbet tutan askerler sizin sahte olduğunuzu anlamazlar mı? Anlarlar. Ama ancak yanlarına gittiğimizde anlarlar. O zaman da iş işten geçmiş olur. Biz hepsini tepeleyip zindana gireriz. Nasıl ama planım? Çok güzel. İnşallah her şey yolunda gider de başınıza bir iş gelmez. Onlar benim en yakın kızanlarım. Senin yüzünden daha ilk çıktığım gün önce Çopur, ardından Ali katıldı bana. Şimdi onları yüzüstü bırakamam. Sırayı bozmayın kızanlar. Bizi gören asker zannetsin. Merak etme sen Mehmet efem. Daha çıkmadan önce hepimiz askerlik ettik. Sen dua et de zindan önündeki nöbetçiler de sahi zannetsin bizi. Zannederler. Onları görüyorum. Şu ana kadar durdukları yerde duruyorlar. Hiçbirinde bir hareketlilik yok. Ha, bu iyi işte. Çok az kaldı. Darda kalmayınca ateş etmek yok ha. Zora düşmedikçe kimseyi öldürmek yok. O askerler de ana baba evladı. Geldik işte. Takım dur! Niye geldiniz buraya? Raşit Bey takviye olarak gönderdi bizi. Bugün Kelefe'nin iki adamı asılacak ya. Efe'nin adamlarının baskınından korkuyor. Daha neler? Kel zindanı da mı basacak? Emir emirdir. Açın kapıyı, içeri gireceğiz. Dur bakalım. Ben sizleri tanımıyorum. Nerenin askerisiniz siz ha? Davranma lan, yakarım yoksa. Kaldırın ellerinizi. Kaldırın çabuk. Silahları da bırakın hadi. Siz de kimsiniz? Ben Atçalı Kel Mehmet Efe'yim. Bize karşı koymazsanız tatlı canınızı bağışlarım. Silahları yere atın. Duymadınız mı? Silahları yere dedim. Tamam. Dediklerini yaptık. Kıyma bizi Efe. Biz de emir kuluyuz. Zindanın anahtarlarını ver. Sonra da hepiniz gidin buradan. Biraz sonra burası cehenneme dönecek. Çabuk olun tamam, lan. Tamam. Al anahtarları. Çabuk kaçalım. Yürüyün. Eline sağlık Efe. Kan dökülmeden hallettik bu işi. Al şu anahtarı da hemen içeri girelim. Çocuklar, siz de askerlerin bıraktığı silahlara sahip olun. Birazdan onları zindandan çıkacak olanlara vereceğiz. Zindanın kapısı açıldı efem. Hemen içeri girip mahkumları serbest bırakalım. Dışarı! Kel Mehmet Efe zindanı bastı. Serbestsiniz. Çabuk olun. Yaşasın. Herkes dışarı. Kel Mehmet Efe emrinizi serbest bırakıyor. Hiç telaş etmeyin. Herkes kurtulacak. İsteyen Efe ile beraber olur. İsteyen alır başını gider hadi. Yaşasın. Yaşasın. Çopur. Ali. Mehmet Efe. Efem, bizi kurtaracağını biliyorduk. Sarı Süleymanoğlu'yla kahyası nerede biliyorsunuz mu? En sondaki hücrede efem. Çopur, Ali ile dışarı çıkın. Diğer kızanlar da orada. Askerlerin kaçarken bıraktığı tüfekler var, birer tane alın. Ayrıca burada bir silah deposu olacak. Bize katılmak isteyenlere o depodan silah verin. Ben Sarı Süleymanoğlu'yla kahyasını çıkartmaya gidiyorum. Sarı Süleymanoğlu. Amanın. Bu Kel Mehmet değil mi? Bizi öldürmeye mi geldi yoksa? Çabuk dışarı çıkın, serbestsiniz. Ne? Serbest miyiz? Kim serbest bırakıyor bizi? Ben bırakıyorum. Zindanı bastım. Herkesi çıkartıyorum. Çabuk olun. Raşit Bey askerleriyle gelmeden gidin buradan. Ama senin niyetin ne Mehmet? Sonra anlatırım. Şimdi hemen savuşun buradan. Yürü beyim, yürü. Yürü.
Efendim, efendim, felaket. Mahvolduk. Ne oldu? Ne felaketi be adam? Efendim, Kel Mehmet zindanı bastı. İçerideki herkesi serbest bıraktı. Ne? Olamaz. Mümkün değil bu. Hayal görüyor olmalısın çavuş. Az önce zindanda nöbet tutan askerler geldi. Onlar söyledi. Kel Mehmet kızanlarıyla birlikte zaptiye kılığına girerek zindanı basmış. Peki bizim askerler ateş etmemiş mi? Yetişecek vakit bulamamışlar. Kel silahlarını alıp kovmuş onları. Çabuk. Çabuk askerleri topla çavuş. Bunların hepsini yakalayıp tekrar zindana sokmalıyız. Kan olsun Raşit Bey! Yaşasın Kel Mehmet! Yaşasın Kel Mehmet! Yaşasın Kel Mehmet! Yaşasın Kel Mehmet! Mehmet Efe, bütün halk peşimizde. Bunları nasıl disiplin altına alacağız? Baksana, hükümet konağına doğru yürüyorlar. Bari şunların başına geç de seni görürlerse biraz durulurlar. Yoksa bunlar öfkelerini önüne gelenden alırlar. Haklısın çocuk, ben öne geçeyim. Siz de kızanlara söyleyin, kalabalığın arasına girip sakinleştirmeye çalışsınlar. Tamam efendim. Efendim. Efendim, durum iyice karıştı. Zindandan çıkanlar hükümet konağına yürüyor. Aralarında sivil halk da var. Bu bir felaket. Çabuk konakta kim varsa silahlandır. İçeriye her gireni öldürsünler. Çabuk ol. Bu kesin bir emirdir. Ama efendim, herkesi nasıl öldürürüz? Bu düpedüz cinayet olmaz mı? Bana akıl verme be adam. Ne diyorsam onu yap. Varsın kurunun yanında yaşta yansın. 100 kişi, 200 kişi ölsün umurumda bile değil. O kadar insanı öldürecek asker nerede efendim? Kel Mehmet'in hükümeti basacağını duyan kaçtı gitti. Şu anda konakta 20-25 asker var. Allah kahretsin. Korkak, hainler. Bu iş bitsin. Hepsini harbi divana vereceğim. Ben tek başıma da olsa kahramanca savaşıyorum aydıt kısmıyla. Çok yaşa Kel Mehmet. İşte Kel denilen haydut isyancıların en önünde. Buradan vuracağım. Evet. Al bakalım pis haydut. Kaçın. Kahrolasıca vuramadım. Yapmayın beyim. Canınızı tehlikeye atmayın. Kapa çeneni. Ben ne yaptığımı biliyorum. Ama bu sefer vuracağım onu. Allah kahretsin, yine vuramadım. Teslim ol Raşit Bey. At elindeki silahı. Asla. Asla teslim olmam. Teslim ol, yoksa canını kurtaramam. Hadi oradan be. Bak, duyuyor musun ailenin sesini çavuş? Hayır olsun, olsun. Buraya beni öldürmeye geliyorlar. Zaten bu aydınlıların hepsi namussuz. Hepsi de eşkıyadan yana, kelden yana. Hepsi gebertilmeli. Ben de aydınlıyım beyim. Ama namussuz değilim. Halkı isyan ettiren de siz oldunuz. Zulmünüzün karşılığı da budur. Öyle mi? Al sana. Kahrolsun! Ne öğrenmem lan? Kel Mehmet. Kel Mehmet ya. At elindeki tabancayı. Tamam. Tamam, atıyorum. Al, işte attım bak. Ulan ne diye ateş ettin bana? Kusura bakma. Aklım başımdan gitmiş. Ne yaptığımı bilmiyorum. Hadi bakalım, karşındayım. Elinden ne geliyorsa yap. Affet beni Efe. Beni kaza vurduracağını söyleyip duruyordun. Hadi bakalım. Elinden geliyorsa vurdur. Bakalım kim kimi vurdurabilirmiş kaza. Sen bu laflara bakma Efe. Ayağını öpeyim, canımı bağışla ne olur. Sana kaç kere söyledim, haber saldırdım. Sen kulak bile asmadın. Şimdi iş işten geçti. İki arkadaşımı da astırıyordun ha. Dar ağaçlarını onun için kurdurdun ha. Ama bak, oraya çıkmak kime nasip olacak. Affet beni Efe. Bağışla canımı. Ben ettim sen eyleme ne olur. Çoluk çocuğuma bağışla canımı. Gelinlik kızlarıma, parmak kadar oğluma acı Efe. Uzatma lan. Sen kimseye acıdın mı? Vurduğun vurduk, kestiğin kestikti. Nice masumların kanına girdin. Şimdi cezanı çekeceksin. Kusurlarım çok büyüktür. Ama sen büyük adamsın. Beni öldürmekle eline ne geçecek? Ama canımı bağışlayacak olursan... sana elimden gelen yardımı yaparım. Senin ne yardımın dokunur ki bana? Seni aydına vali yaparım Efe. Ya, seni bana çok yanlış tanıttılar. Senin önüne geleni soyan ve öldüren bir adam olduğunu, çapulcu bir eşkıya olduğunu söylediler. Ama şimdi hiç de böyle olmadığını gördüm. Herkese iyilik yapan bir yiğit olduğunu anladım. Bunu padişaha duyururum. O da seni mutlaka buraya vali yapar. Canımı bağışlarsan ben de sana bu hizmeti yaparım Efe. Hele hele, şuna bakın. Duyuyorsunuz mu kızanlar? Beni öldürmek istemekte haklısın. Çünkü sana çok kötülüklerim dokunmuştu.
Ama beni öldürmekle eline ne geçer ki? Devlet nasıl olsa buraya bir ordu gönderir ve seni perişan eder. Ama beni affedecek olursan her şey değişir. Ben padişaha yazarım. Senin tam vali olacak bir yiğit olduğunu bildiririm. Bir ay içinde padişahın seni Aydın valisi yapacak fermanı gelir. Bu fırsatı boşuna elinden kaçırma. Alın bu adamı alt kattaki odalardan birine hapsedin. Kaçmaması için de göz kulak olun. Şimdi yapacak başka işlerimiz var. Çok yaşa! Mehmet Efe, gel de pencereden kendini bir göster hele. Bütün Aydın halkı aşağıda toplanmış, sana sesleniyor. Ne isterler ki? Bir bakalım. Çok yaşa! Halk seni seviyor ve sana güveniyor efem. Görüyorum Çopur, ama şehri başsız bıraktık. Memurlar, zaptiyeler kaçmış. Bunu fırsat bilen serseriler yağmaya, anarşiye başlayabilir. Doğru dersin Efe. Madem öyle, geç valinin koltuğuna, şehri sen yönet be. Olur mu? Neden olmasın? Başsız kalmak daha kötü değil mi efem? Haklısın. O zaman birini gönder, bütün memurları hükümet konağına çağırsın. Onlarla konuşacağım. Akçalı Mehmet Efe Altıoyun'un 20. bölümünü dinlediniz. 21. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.